Sıkıldınız mı baby? Baby! baby Sen de tuttur indir baby Geleceğe Dönüş'e hoş geldiniz. Bir Avrupa Ligi haftası ve biz de burada Geleceğe Dönüş tarzında takımlarımızın performansını, ligi olan etkilerini konuşacağız. Programın açılışında Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz Serhat Akın'a hem çok geçmiş olsun diliyoruz ee, Serhat Akın'a sevenlerine e, buradan tekrar geçmiş olsun mesajlarımızı yeterim spor dijital ailesine ve tabii ki umarız en kısa sürede olayın failleri de bulunur ve bir daha bu olay yaşanmaz. Çok geçmiş olsun tekrardan çok tatsız bir olay bundan sonra tek beklentimiz olayın faillerinin bulunması. Serhat'a da tekrardan Serhat abi acil şifalar diliyoruz. Takımlarımızı konuşacağız. Galatasaray'la başlayalım. Biraz kronolojik sırayla gitmiş gibi olalım. Ligde 6'da 6. Avrupa'ya 3 gollü, 3 puanlı giriş. Galatasaray fotoğrafı tamamladı mı? net mi Galatasaray? Yani çok belirgin bir takım. Hatta son transfer yayınını beraber yapmıştık. Ee, sen, Sinan Yılmaz bir de ben birlikte konuşuyorduk. Hatta puanlamalar yapmıştık. Günün sonunda nasıl bir kadro çıktı diye. Ve hepimiz aslında şu sonuca vardık. Ya evet biraz bir kaos oldu. İşte o süren sonrası farklı transferler gelmedi. Üçlüğe mi dönüyor, üçlüğe işte kanat ve gelmedi. Sonra Salah gibi biraz daha. işte kanat oyuncusu geldi, geldi vesaire vesaire. Ama ortaya bakılınca şöyle artık 52 avuçta ne varsa o kadroyu dökünce. Ya bakıyorsun geçen seneye göre daha dengeli bir takım çıkıyor aslında. Geçen sene Oyun iki yönlü oynayan bir 800 numarası yoktu. Şimdi var diyorsun. Bayağı da iyi kalite. Sonrasında daha da kanıtladı kendisi zaten. Gabriel Sara. 9 numaralı bölgede inanılmaz bir lüks var. O Simen gibi bir lüks var. Artı bir de Icardi var. Birlikte formül bulduğun anda bambaşka işler çıkartabilirler. Bence asıl Galatasaray sisteminde karşılık verecek Solbek de geldi. Jakobs ki bunu da göstermeye başladı. Son 10 yılda gelir gelmez Galatasaray taraftarını en rahat ettiren, hemen oh be dedirten Solbek Jakobs'tur. tüm 10 yılın bütün sol bek e, rotasyonunu dahil ediyorum. Hakikaten öyle. Ki geçen sezona bakılınca aslında aranılan profil de buydu. Ya Galatasaray'ın aradığı profil böyle işte Ahenyo gibi ortaya adamı gözüne ki onu da görmedik de adamın gözünü ortaya yapar. İnanılmaz tekniktir. Öyle bir şey aslında Galatasaray. Baskı oyuna destek verecek. Bindirmelerle hata destek verecek. Bir bek arıyordu. E, Yakup Sayın Abdülkerim'in performansını yükseltti. Çünkü o kadar açık yakalanmıyor artık Abdülkerim. Tekrardan kendisini buldu. Bence bunda Yakup'sun çok büyük katkısı var. Yunus Akgün de kendisini bulması bence katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkayı çok rahat kolluyor tek başına. Yunus Akgün de topla ince işlerini yapmasını sağlıyor ki Yunus'un da kendisine hiç savunma yardımları var. Çok uyumlu bir ikili oldular. Birisi daha dinamik, daha fizikli bir bek. Önünde daha oyun kurucu, on numara özellikle bir sol oyuncusu. uyumdayı iyi ve Yakup gerçekten ben yoruldum. Ya. Ya yani kaç 80 tane bindirme yapmıştır herhalde maçta. E, bu da asıl ofansif katkı bu. Mesela bana bir tane bek 5 kere bindirme yapsın. 5'inde isabetli orta yapsın mı? Yoksa her zaman orada olsun. Ama inanılmaz isabetli de orta yapması çok kötü orta kalitesi yok bu arada. Hani gollük bir iki tane de attı. Ama arada sırada gollük orta yapsın. Her zaman da olmasın ortalama ama hep o bindirme yapsın. Ben bunu tercih ederim. Boğdu yani o tarafı. Tabii atletik performansıyla net karşılık veriyor ya. Fiziksel hmm. olarak bir rakiple boğuşsun etsini bekliyorduk bayağıdır. Hep şey geldi yani. Küçükken işte evet. böyle transferler oldu oraya gerçekten. Pavko sattı. Pavko'su tarafı şey dedi yani. "Yalnız Yakup Atletik biz buradan çok bindir yapmayalım." <laughs> o gibirik, Tabii köfteci gibirik, ya. gibirik gibi köfteci açtı ya onların sağ kanadına. Yavuz Atletik ürüne benziyor. diyor. çıkalım buradan diye. Abdülkerim'le birlikte Ersin Usta'yla Erdem <gülüyor> olarak <gülüyor> orada takılıyorlar gerçekten. Gerçekten yani. öyle oldu ya. Allah çok net net bir başarılı Abi, transfer. Sana şöyle söyleyeyim mi? Geçtiğimiz yıllarda hep Galatasaray'ın bir bölgede bir soru işareti vardı. Bir zayıf halkası vardı. İşte sol bek zayıf halkaydı. İşte Saşa Boy gitti. Sağ bek zayıf halka mı? İşte sağ kanatta bir şey olsun mu? 8 numara Torreira'nın yanında. Bence şu anda Galatasaray'ın ideal 11'inde herkes sağlıklı, herkes formdayken Galatasaray'ın ideal 11'de zayıf halkı yok. Evet zayıf halkı yok yani mesela Kaan Ayhana belki e, çabukluk anlamda zayıf diyebilirsin oradan aksaklık ama onun da ama bir formülü var. Ta şeye göre söylüyorsun onu Ta -ta. da ama değil mi? Takım dengesinin takım gücünün Ta -ta. içinde en arkada kim kaldıya bakıyorsun. Evet yani. bire birebir de hani onun bir sallanma ihtimali var ama mevcut takım yapı yapısında Kaan Ayhan'ın da olmadığı şey beklenmiyor mesela. Yani Kaan Ayhan'dan Yokoski kadar bindirme yap açık alanda yakalan gibi bir formül yok. Daha çok ikinci altı numara gibi içeri devriliyor. Oralarda hata destek veriyor. Bazen de market pozisyonunda işte ilk Osimen'in pozisyonda olduğu gibi 20. saniyede derinden orta yapıyor ama Güzel onun yaptı. da rolüne uygun bir e, formül var. Yani evet genel resme bakılınca ya yani şurası, şurası çok aksıyor. Mesela geçen sezon ilk şampiyonluk sezonunda Okan orada sol bek aksıyordu bildiğin. E, yani herkes sırayla oynuyordu. Orada bir aksam vardı ama şu anda öyle bir durum yok. Abi galatasaray Paok maçını... Bak Paok Yunan şampiyonu. Bence çok iyi bir hocası var. İyi de oyuncuları var. galatasaray Paok maçını şöyle izledim. Paok çok iyi bir kara gümrük takımıymış. Galatasaray'ı zorlama ihtimali olan bir takımmış da Galatasaray çok kaliteli bir takım. Şampiyonluğa gidiyor. Ve Galatasaray maçı kazanıyor gibi izledim. Ama sonucu da belli yani. Bu kaliteyle bir evet. şekilde Galatasaray kazanacak. Aynen. Ben de o... Ya gerçekten mesela... Yan young başında çok korkmuştum ben. Yani yan, gol atarsa belli ki o maç sakata girecek. Evet. Orada e, gerçekten bambaşka bir takım vardı. Bambaşka bir takım resmi vardı ama Galatasaray'ın bu maçtaki baskısını gördüğümde aslında ters bir zamanda bir bir oldu. E, ama hiç şey, içimden his gelmedi. Ya yani Galatasaray puan kaybına mı gidiyor acaba? Gibi hissetmedim. Ya yani bir şekilde reaksiyon vereceği belliydi. Yani Galatasaray'ın şu anda Avrupa Ligi'nde İlk 8'e için söylüyorum hatta. İlk 8'de bitirmemesi için kendi içinde çok ciddi saçmalaması ya da çok ciddi şanssızlıklar yakalaması yaşaması lazım. Yani ya çok ciddi cezalar, çok ciddi sakatlıklar ne bileyim biri biriyle kavga edecek. Çok hmm. anlamsız bir şeylerin olması lazım. Yoksa bu fotoğraf şu an Galatasaray'ı ilk 8'e götürecek gibi. Yani Galatasaray dün saçma bir takımı yenmedi şeyde. Tabii, tabii Önceki ki, gün. Günan de... Ligi'nin şampiyonluk şeyini de oynamış, resmini de oynamış, iyi hocası olan, hiç fena oyuncuları olmayan, Avrupa Ligi dengesi içinde fena bir yerde oturmayacak. Yani Bence Pauk bir üst lige çıkacak, bir üst tura çıkacak bence. Bence de. Yani e, fena oyuncuları yok, takım görüntüsü de fena değildi. Galatasaray şey gösterdi, zayıf gösterdi yani bazı evet. anlarda, Galatasaray'ın baskısı. E, ki Daha yeni oynanmış bir derbi ve yoğun bir tempo ile oynanmış bir derbi maçından sonra böyle benzer bir tempo baskı kurması Galatasaray'ın. Ve aynı takımla bu arada. Kaleci hariç birebir aynı takım. Burada da sadece şunu diyebiliriz. Galatasaray bu mevcut ideal 11'ini bir aktif dinlendirerek doğru şekilde rotasyona sokarak adım adım kademe kademe. Mesela bir sonraki lig maçında belki Barış Alper Salay değişikliği olur. Sen biraz dinlen. yavaş yavaş işte diğer beki dinlendirirsin. Belki Berkan Yakos'un yerinde oynar. Ve kademe kademe dinlendirip olabildiğince bu ideal 11 ile çıktıktan sonra gerçekten kolay çözüme gidecek gibi. Çünkü var, çok silah var. Osimen daha tam Osiman olmamış haliyken ciddi şekilde fark yaratıyor. Hakikaten dünyanın en 5 santafor arasında diyoruz ya her zaman. Bunu yavaş yavaş karşılığını vermeye başladı. Adam vardı tehditkar. Tehditkar bir 9 numara. Ee, Jacobs demiş ki Yunus'la bağlantılı işler yapıyor dedik ama Yunus bambaşka tek başına bütün işler yapıyor. Hakikaten mesela biraz da sabırlı olmanın da gerektiğini de gösteren bir, bir aylık süreç geçirdik. Çünkü ilk başında inanılmaz parlak performans yoktu. Hangi ilk maçıydı o Galatasaray yine kazandığı Altena maçından önce? Yunus Akgün yine sahadaydı, ilk 11'deydi. E, Rize Spor maçı. Galatasaray yine iyi bir galibiyet aldı ama Yunus çok göze batmamıştı. Bence yine takım savunmasına katkısı, oyuna katkısı, pasörlük katkısı iyiydi. Ama ondan sonra Antep maçında çok iyi performansı var. Fenerbahçe derbisinde iyice arttırdı seviyeyi. Maçın adamlarından bir tanesi oldu bence. Gabriel Saray'da birlikte neredeyse eşitler. Ve bu maçta da ben maçın adımı dersin. Bu arada Çaykur Rizespor maçında evet yani çok kimsenin gözüne bakmadı belki ama şutta takım e, ikincisi. Hı hı. Rakip ceza toplu buluşmada ilk üçte. Çalımda ilk üçte. Zaten orada bu sisteme uyumluluğunu göstermeye başlamıştı. Evet. Hayır, sadece e sonuç olarak göze sokmadı yani fazla. Ama ondan sonra tabela da yapmaya başladı zaten. Ya bizim biraz Türk futbolcusunda şu var. Yani bizim de aslında yani belki de herkes de vardır yani zaten. Zahasından bilmem nesine kadar. Yunus bir takımında as oyuncu olarak güvenildiğinde hep karşılığını verdi. Gitti Adana Demirspor'da güvenildi. Ligin altını üstüne getirdi. Montella o çok sallantılı bir dönemde dedi ki ben Yunus'a güveniyorum. Milli takımı 11'e koyuyorum. Oynadı. İyi oynadı bence o zaman. Hı şey eleme maçlarını hatırlayın. Şimdi Okan Hoca ilk 11 oyuncusun dediğinde Yunus bambaşka oldu. Yani 30 dakika oyuna giren Yunus'la ilk 11'de sen bu takımın ilk 11 oyuncusun Yunus'u arasında dağlar kadar fark oldu. Katılıyor musun? Hem öyle hem de ihtiyaç duyulan role de çok uyum gösterdi. Çok, çok. Mesela şöyle soru sorayım sana. Kerem Ahtrikolu süper başladı değil mi Benfica? Hakikaten çok iyi başladı ki umarız böyle devam eder. Milli takım için de çok büyük bir kazanım oldu. Kerem'i geri veriyor Benfica. Hemen alıp Yunus'un yerine koyar mısın şu anda? Çok yazık olur. Kime İkisi yazık olur? De. Ben koyamam. Mesela Kerem süper performansı var ama onun stiline daha uygun bir oyun var. Topsuz koşu bitir, topsuz koşu, gol vuruşu yap gibi bir beklenti var. Yunus Galatasaray set hücumlarında çok güçlü hale getirdi. Yani şu an Yunus'un stiline daha çok ihtiyaç varmış Galatasaray'ın. Yani biraz yerlisi doğrusuna da geldi diye düşünüyorum. Ya yani bu Kerem'den bağımsız. Kerem çok iyi bir oyuncu, çok daha iyi işler yapıyor, yapacak. Ama Yunus'un mesela e, hatırlarsan Okan Hoca'da ilk sezonda Yunus Kerem bir başlamıştı 11'de. Bir tarafta Yunus bir tarafta Kerem. O top uyumadı. Yani çok uyumamıştı. Ya da takım da çok o, daha oturmamıştı ama. Yani burada o eksik parça o siyah yedili okeydeki yani birbirine yapıştıracak siyah yedili şeymiş yani Yunus'muş. Hatta ben 7 numara diye anlatıyordum videolarımda. Galatasaray'ın bir 7 numara ihtiyacı var. Hem kanat oynayacak hem merkezleşecek oyun kurulumuna yardımcı yardımcı olacaklar ama Yunussuz Merso yani Önüz, Gözümüzün önündeymiş o taş ara taşı. Galatasaray'ın kanatlarında hala eksiklik var mı? Şallahi de düşününce şallahi. Ya sadece e, bence şeyde yok. İlk bir seviyesinde yok. Yunus'un bu performansı diğer tarafta zaten Barış Yunus, var. Yunus Barış. Sadece Salahi. derinlikte şu anda Salay var. Ziyech dönecek. Eee Ziyech olmaz bu sistemler. E canı isteyince coşuyor ama. Abi hiç böyle bir sistemde yok, yer yok Geçen şu Geçen anda. sene geldi. Kaç tane maç aldı? Yer yok doldu. Koltuklar dolu. Hiç mi yok? Yok. Nereye koyacaksın ki? Bir de bugün yarın zaten iki çift santafora dönecek. O zaman hiç şansı yok yani. Can sağ olsun. Hiç şansı yok. Buraya geldik değil yani Can sağ olsun. ama salaya çok Aynen. iş düşecek. Çünkü tek yani bu temposu olacak kanat. Tempolu kanat bir tek o var sırayla bir Barış Arpe'yi dinlendirecek, bir Yunus'u dinlendirecek gibi gözüküyor.